Yani ben bu ağrıyı sabahlara kadar çektim de niye çektim diyen hasta sayısı bana şimdi, bir hani onlardan geri dönüşleri söyleyebilir misiniz? Bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden biri yani bu başarı zaten memnuniyetle alakalı değil bir mi? Durum. Birebir o. Birebir o. Ve biz her zaman da geri dönüşleri almaya çalışıyoruz ulaşabildiğimiz hastalarımızdan. Tabii ki yaptığımız iş ağrılı bir iş. Kesin. Bir kemik kesisi oluyor. Kesin işte. Genelde ameliyat sonrası günlerde hastaların buna bağlı ağrıları olabiliyor. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Ameliyat bunun birinci aşaması, bu ameliyatın başarısı. Sonraki aşaması hem fizik tedavi rehabilitasyon ve sizin buna ne kadar uyum sağladınız. Tabii. Eğer hasta gerçekten iyileşme isteği, arzusunu yeterince gösterebiliyorsa bize, çaba gösterebiliyorsa. Çünkü şunu bekliyor hasta, hekim beni ameliyat etsin, ben öbür gün rahatlıkla yürüyeyim, hiçbir ekstra çabam olmasın, bana her şeyi o sunsun. Böyle bir şey yok. Acı yoksa başarı da yok. Benim bütün hastalarıma söyledim bu. Söyledim. Mesela biz post-op'da ameliyatın birinci günden sonra yürütüyoruz hastayı. Hatta ben ikinci haftasından sonra sokağa çıkmasını da istiyorum. Değil mi? Artık yer çekimine karşı devir daim olsun. Aynen öyle. Bir önce sosyal yaşamına dönsün istiyoruz. Evet. Tabii uzun süreli hareket etmeyen bir eklem kasları da etkiliyor. Kaslarda zayıflık oluyor, esneklik kaybı oluyor. Bunların tekrar sağlanması hastanın elinde. Yani aylar biz çok güzel bir ameliyat yaptık diye bu hastanın yürüme garantisi yok. Yürümek kesinlikle isteyen hasta. O yüzden bu ameliyatlarda yaş sınırlamaları var genelde. İşte 80 yaş, 90 yaş hastaya bakıyor. Artık ameliyat olmasını hasta yakınları da pek istemiyor. Hekimler de buna çok fazla yaklaşmayabiliyorlar. Ama ben şunu diyorum. Yaşam arzusu ne kadar var? Bence o çok önemli. Hasta ne kadar dinç ve bununla ilgili bir anımız var. Daha önceki çalıştığım bir merkezde 90 yaşında bir erkek hastayı ameliyat ettik. Hasta aşağı yukarı 1.90 boyunda falan. Tekerlek sandalyede getirdiler hastayı. İki tane oğlu. Ameliyat kararını verdik. Adam da kabul etti. Biz hastayı kontrole çağırdık. Hasta 3 hafta boyunca gelmedi bize. Biz de merak ettik. Ulaşamadık da köylü bir vatandaş. 3. haftaların sonunda oğlu geldi. Kapıyı açtı sinirli bir şekilde. Ya dedi siz bu yerin başımı belaya soktunuz. Eyvah. Biz şimdi dedik ki hastayı kaybettik herhalde. Sonra arkasından kapı açıldı. Adam girdi. Dağ gibi bir adam. Aynen. Böyle tekerlek sandalye geldi. Bu dedi yürümeye başladıktan sonra beni evlendirin diye tutturmaya başladı. Adam sosyal yaşamına dönüyor. Ve artık ölüm beklenti görüyor. Bir 90 yaşında dönüyor. Ki bu adam aşağı yukarı bir 15 sene daha yaşadı. Maşallah, maşallah. Efendim, operatör doktor Erkan Güner'i bize ortopedi ve travmatolojideki en önemli konu olan protezden bahsetti.